Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel, dopdolu bir içerikle birlikteyim. Yine dikişten farklı olarak farklı bir içerikle ilerleyeceğiz. Bugün videolar içerisinde en heyecanlandığım gün diyebilirim. Bunun da sebebi 2018 yılı boyunca sizlerle birlikte dikmiş olduğunuz tüm kıyafetlerin bir arada olması. Bu beni bu yüzden çokça heyecanlandırıyor. Hemen böyle hızlı bir giriş yapacağım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum ki çok keyifli ve tadı damağınızda kalacak şekilde izleyin ve bitsin. Bu arada hemen öncesinde hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca tüm içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız oradaki küçük zil işaretini açmayı unutmayın. Bunu açmadığınız takdirde videolarımdan haberdar olamıyorsunuz. Bu yüzden bu hatırlatmayı özellikle yapmak istiyorum. Ve hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. 2018 yılı boyunca diktiğim tüm kıyafetler yanımda diyebilirim. Bazıları yok. Onlarla ilgili açıklamayı da sizlere yapacağım. 2018 yılı boyunca sadece kıyafet de dikmedik. Çok farklı şeyler de diktik. Çok keyif aldığım, çok güzel bir yıl oldu benim için. Ayrıca 2018 yılıyla ilgili çok güzel bir video daha bu videodan sonra sizleri bekliyor. O videonun içeriğiyle ilgili bilgi vermek istemiyorum. Siz biraz heyecanlanın. Çünkü ben aşırı derecede heyecanlıyım. Ayrıca içeriğimi gizli tutmak istiyorum. Çünkü ilk o tarz videoyu ben yayınlamak istiyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve söylemek istemiyorum. Siz de beni anlarsınız doğal olarak. Hemen hızlıca giriyorum ve ilk aslında YouTube'da beni tanıdığınız bir videoydu. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir hurç videosu yayınlamıştım. O kadar hızlı bir şekilde büyüdü ki kanalımın aslında açılmasına sebep olan video bu videoydu. Bu videoyu yayınladıktan sonra çok kısa bir süre sonra YouTube'un bana verdiği görevleri tamamlamıştım. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde kanalım açılmıştı. Ben hiç bu şekilde böyle heyecanla hızlı büyüyeceğimi düşünmemiştim. Çünkü kafamdaki böyle bir proje değildi. Daha doğrusu kendimi biraz daha oyalamak adına yaptığım bir şeydi. Dediğim gibi bu kadar hızlı büyüyüp bu kadar böyle güzel şeyler hayatıma sokacağının hiç farkında değildim. Bu videoyu çekerken neyse bu kısımlardan çokça bahsetmek istemiyorum. Çünkü bununla ilgili çok daha farklı bir videoyla dediğim gibi birlikte olacaksınız. 3 aşamalı hurç videomdu bu video. İlk olarak bunu yayınlamıştım ve ben bundan daha sonrasında defalarca diktim. Ve bunları çok sık seyahat ettiğimiz için aslında valizimde düzenleyici olarak kullandım. Ve o kadar çok işime yaradı ki eminim birçok kişinin de çok fazla işine yaradı. Çünkü bunlarla ilgili o kadar güzel yorumlar aldım ki ayrıca kendi geliştirdiğim bir teknikti. İnsanların da çok fazla bilmediği bir yöntemle diktiğim için çok fazla tutuldu sanırım. Eğer izlemediyseniz o videomu muhakkak izleyin. Hala çokça izlenen ve artış oranı yüksek olan videolardan bir tanesi 3 aşamalı hurç videosuydu. Onun da şöyle sağ tarafa ya da sol tarafa neresi müsaitse artık oraya küçük bir görselini koyarım muhakkak görürsünüz. Daha doğrusu ben koymuyorum. Bunları eşim düzenliyor. Eşim için de biraz uğraş olacak ama sanırım yapar, beni kırmaz. İlk YouTube'a bunlarla girmiştim dediğim gibi. O yüzden yine bunlarla başlangıç yapmak istedim. Sonrasında sırayla ilerlemeyeceğim ama çok fazla izlenen, hatta 840 binlerde mi ya da 900 binlere mi yakın şu an için tam bilmiyorum ama o kadar fazla izlenme aldı ki ben bile şok oldum. Çünkü o videoyu çekerken hiç böyle bir şey ummamıştım ve sadece insanlara faydalı olmak, en basit şekilde yaptığım yöntemi anlatmak istemiştim. O kadar çok sevdiniz, o kadar çok izlediniz ki beni çok mutlu ettiniz. Dediğim gibi hiç ummadığım bir şekilde büyüdü bu video. Ütüleyemedim ama olsun, sorun değil. Çünkü sürekli giyiniyorum ve sürekli kullanıyorum. Bu videoyla ilgili olumlu olumsuz birçok yorum alıyorum. Buradan sizlere olumsuz eleştirilere cevap vermek istiyorum. Çünkü ilk zamanlarda çokça hızlandırılmış şekilde videolarımı yayınlıyordum. Dolayısıyla bazı kesitler kısılıyor ve ne yaptığımı
çok da farkına varamıyorsunuz. Dolayısıyla o yüzden şunu yapmadın, bunu yapmadın, işte doğru değil gibi eleştiriler çokça aldım. Almaya da devam edeceğim. Çünkü hala daha dün bile onunla ilgili yazı yazanlar vardı. Alta yazdığım yorumları okumayanlar da oluyor. Olsun, hiç sorun değil. Hiçbirinize kızmıyorum. Çünkü haklısınız. Hızlı geçiyor ve anlamıyorsunuz. Ayrıca gelen yorumların hepsine cevap veriyorum. Ve beni çok güzel eleştiriyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hiç kırıcı, hiç üzücü bir yorum almadım şimdiye kadar. O kadar güzel bir eleştiri diliniz var ki çok beğeniyorum. Takipçi kitlemin kalitesinden de çok memnunum bu yüzden. Hepinize buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Olumlu eleştirilerinizi her zaman açığım, her zaman bekliyorum. Ve hemen şu şekilde pijama. Pijama videomdu bu, işte çok fazla izlenen dediğim video. Bununla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ön ağ ve arka ağın aynı, eşit olduğunu söylüyorlar ama bakın şurada da hemen görürsünüz. Ön ağ ve arka ağ eşit değil arkadaşlar. Ön ağ kısa, arka ağ uzun. Ben modelistlik eğitimi almış birisiyim ve ayrıca 9 sene kendi atölyemi işletmiş biri olarak neyi nasıl yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. O yüzden dediğim gibi sıkıştırılmış olarak gördüğünüz videolarda bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsunuz. Farkına varmıyorsunuz. Haklısınız yine dediğim gibi. Kızmıyorum ama bakın bu, yani sonuç bu. O yüzden görmenizi istedim. Ve ben bunu çok fazla kullanıyorum. Sürekli üstünde, o yüzden hatta şu an ütüsüz halde. Bunun ikinci bir videosunu da çekmiştim. Bunun sebebi de dediğim gibi bu video hızlı bir video olduğu için çok fazla algılayamamıştınız. Bunu da daha basit haliyle diktim. Yani yanlarda dikiş olmayan haliyle. Videolarım o kadar çok ki bu videonun hepsine sığdırmak istiyorum aslında. Böyle çok uzun uzun konuşmak istemiyorum ama onunla ilgili böyle bir detay vermek istemiştim. Ve yine çok izlenen bir videom var. Tişört dikimi videom. Bunu da sadece overlock makinesinde dikmiştim. Teknik bilgiler veriyorum, işte yaka kısmı vesairesi falan diye. Kullandığım kumaş tüp kumaş. Tüp kumaş helezon şeklinde dokunan bir kumaştır. Şimdi eğer bunu bilmiyorsanız İşte şu yorumu yapıyorsunuz genelde. Çizgiler denk gelmedi, olmadı, beğenmedim. Arkadaşım, helezon şeklinde dokunmuş kumaşların dümdüz olmayacağını bilmiyorsan sana diyecek bir şeyim yok o zaman. Çünkü tüp kumaşlar düz şekilde dokunamaz. Mecburen yuvarlak şekilde dokunduğu için helezon şeklinde ilerler. Ve çizgilerin tutması mümkün değildir. Velev ki çizgileri tutturdum, o zaman ne olur? O zaman düz boy ipliği kayar ve ben bu kıyafetimi kullanamazdım. Ama ben hala çok rahat şekilde kullanıyorum. Hiçbir bozulma yok ve çok severek kullanıyorum. Bununla ilgili de yorum yapan kişilere buradan söylemek istiyorum. Eğer kumaş bilginiz yoksa lütfen farklı şekilde eleştirmeyin. Yani komik duruma düşüyorsunuz. Hoş olmuyor. O yüzden benden size bir tavsiye, çok fazla bilginiz olmadığı konulara hiç girmeyin. Hiç de yorumda, eleştiride bulunmayın. Ve hızlıca ilerlemek istiyorum. Yine çok fazla izlenen videolarımdan bir tanesiydi bu video. Buna olumsuz bir eleştiri gelmişti. Tırnaklarını göstermek için mi çektim bu videoyu diye. Çok gülmüştüm. Yani hiç öyle tırnak gösterme diye bir derdim yok. Öyle tırnaklarım aşırı uzun değil ya da işte ne bileyim, hani kendimi göstereyim, ön plana çıkarayım gibi bir derdim yok. Hatta bilirler Instagram'da beni sürekli takip edenler. Olduğu gibi tüm fotoğraflarımı da videolarımı da yayınlarım. Öyle üzerinde çok düzenlemeler, işte görseller, efektler falan kullanmam bile yani. Ne kadar doğal o kadar benim için. Bunları yapacak vaktim bile yok. Yani ben sadece üretmeyi seviyorum. Biraz sitem videosu gibi oldu ama değil. Sakın öyle algılamayın. Sadece aklıma geldiği için söylüyorum. İşte birkaç tane var böyle. Onları da bu video içerisinde sıkıştırdım. Ve ben bunu o kadar çok kullandım ki hem klasik hem düz, işte spor, her şekilde kullandım. Ve hala kullanmaya devam ediyorum. Yaz geldiği için şu an, pardon, kış geldiği için artık şu an kullanamıyorum. Ama çok sevip çok keyifle giyindim. Elbiselerden bir tanesiydi. Bu arada şöyle bir
İçli dışlı takımım da vardı. Bunu da kışa yakın zamanda yapmıştım. 2 ya da 3'tür sanırım, daha fazlası olmadı. O yüzden içimde kaldı çok fazla kullanamadığım için. Önümüzdeki sezon full üstüne görebilirsiniz. Yaptığım her şeyi defalarca giymeyi seviyorum. Öyle bir kombin bir gün kullanayım ya da ikinci kere kullanayım, benim için hayatı ömrü bitmiştir diye bir şey yok. Çünkü üreterek tüketimi engellemek aslında amaç. Yani aşırı aşırı olsun, sürekli giyinip gezerim gibi algılamayın sakın. Ben her yaptığım senelerdir kullanıyorum. Çok mesela şu üzerinde görmüş olduğunuz tuniğim bile 6 senelik ömrü var. Ben hala giyiniyorum ve çok keyif alarak giyiniyorum. Hiçbir zaman bir tane giyineyim, atayım kenara, yenisini alayım gibi düşünmeyin. Defalarca defalarca giyinin. Hatta kendiniz ürettiğiniz için çok daha gururla taşıyın üzerinizde. Hemen şu şekilde bir elbisem daha var. Bunu da göstermek istiyorum. Bunu da sonbahar ayına doğru yapmıştım ve kış ayı içinde oldukça güzel, kullanışlı bir elbise oldu benim için. Çünkü ham keten biraz daha kalın oluyor. Şu keten elbisem daha inceydi. Bu daha kalın. Bu yüzden bunu kış aylarında da kullanabiliyorum. Burada bunun pat çalışması var. Üst kısmında normal pat çalışması var. Altında gizli pat diyebiliriz. Aslında tam gizli pat da değil de pat görünümü verilmiş bir görüntü var. Burası açılmıyor. Sadece sanki pat varmış gibi görünüyor. Burası da çıt çıtlıydı. Ve kollarına manşet, aslında gömlek kolu gibi diyebiliriz. Öyle bir teknik uyguladık. Şuralarda da kol yırtmacı vardı. Yine bu videolarımı izlemediyseniz muhakkak geri dönün, izleyin. Çok güzel teknikler ve çok güzel detaylar veriyorum. Sizler için çok aydınlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten videolarımın amacı da buydu. Şimdi burada göstermediğim, evet, şu elbisem var. Bu şifon bir elbise. Bunu da çok severek kullanıyorum. Böyle daha otantik geliyor bana. Bu elbisemi Araplar o kadar çok sevdi ki, sanırım onların zevkine de çok fazla hitap ediyor. O kadar yorum yazıyorlar ki bana, ama benim Arapçam çok kısıtlı. Bazılarını anlıyorum, cevap verebiliyorum. Bazılarını işte Google sağ olsun, ondan yardım alıyorum. O şekilde dönüş yapıyorum. Onlar da çok sevmişti ve farklı ülkelerden çokça videolarımı izleyenler var. Dilimi çok anlamıyorlar. Sürekli altyazı istiyoruz, altyazı istiyoruz diye yorumlar yapıyorlar, ama yani inşallah o günlerde olur, onları da yapabilirim. Şimdilik bu kadar yetişebiliyorum ve yetişebildiğimin en fazlasını yapmaya çalışıyorum sizler için. Ne böyle çok sevdiğim bir elbiseydi. Ayrıca yine şu şekilde reklam kol bir elbisem var. Bunu da anneler gününde kendime dikmiştim. Şöyle yarım balon kol şeklinde elbisem. Yine bu da şifon bir elbise. Bunu da çok severek kullandım. Ve hala kullanmaya devam ediyorum. Eğer izlemediyseniz reglan kol çalışmam mevcut sayfada, kanalda gezinerek bulabilirsiniz. İzleyebilirsiniz videolarımı. Ayrıca bakın şu videom çok fazla tutulmadı. Sanırım en başlardaydık. Kimse farkına varmadı. Bu çok güzel kuyruklu bir elbise. Ayrıca bunu ben günlük kumaşa uygun olarak diktim, ama bunu abiye kumaşta çok harika şekilde uygulayabilirsiniz. Çünkü hem yarım daire hem kuyruklu, nasıl yapıldığını, çizimini çok güzel şekilde anlatıyorum. Anlayacağınızdan eminim. Muhakkak o videoma gidin ve izleyin o videomu. Çünkü çok fazla soruyorsunuz ve farkına varmadığınızı düşünüyorum bu videomu. Çok aşağılarda kaldığı için olabilir. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Hatta kullanmaya kıyamıyorum o derecede. Yine bunun aynı modelinden farklı kumaşlara uygulayacağım. Dediğim gibi bunu abiyelere çok rahat uygulayıp kullanabilirsiniz. Yine burada göstermediğim, annem için diktiğim çok güzel etekler, anneme diktiğim ceket videoları, annem için diktiğim pardüse videoları var. Onlar bende olmadığı için gösteremiyorum. O videolarımı da gitmek isterseniz aşağılarda biraz şöyle gezinin ve bulun derim. Ayrıca eşim için diktiğim kapüşonlu sweatshirt videosu mevcut kanalda. Oğlum için dikiyorum. Oğlum için diktiğim pantolonlar var. Yani dediğim gibi aslında birçok şey yaptım, ama bu videonun içerisine sığdıramadığım için burada olanları göstereceğim size. Ben de bulunanları. Şimdi hemen şöyle bir gömleklik bir kumaştan balon kol bir tunik dikmiştim. Arkasında şu şekilde yırtmaç detayı var. Rahatlıkla başının gelip çıkabilmesi için. Yaka kısmında
hakim yakaya yakın bir yaka aslında. Hakim yaka dediğimiz aslında önden açıklık olması gerekiyor ama ben bunu arkada tercih ettim. Çünkü şalla kullandığım için daha böyle düzgün, temiz bir görüntü olsun istemiştim. Bunu da o kadar çok kullandım ki yazın kumaşından dolayı pamuklu bir kumaş çok rahat ettirdi beni. Neredeyse aceleyle gittiğim her yere hemen üstüme bunu giyinerek gittim. Benim için çok kullanışlı oldu. Yine krep kumaştan diktiğim fırfırlı bir tüniğim var. Bu da başlarda dikmiştim. Çok fazla aşağılarda kaldı. Muhakkak izleyin. Bu yaz da çünkü çok fazla revaçta olacak tunik şekillerinden bir tanesi bu. Eğer izlemediyseniz o videomu da muhakkak gidin ve izleyin. Şöyle iki iplik kumaştan kendime çok güzel böyle kış ayına yumuş yumuş bir tunik dikmiştim. Aslında sweatshirt de diyebiliriz buna. Şimdi bu sene kumaş videosuna gittiyseniz, bundan önce yayınlamıştım birkaç video öncesinde. O videoyu izlediyseniz eğer muhakkak görmüşsünüzdür. Çok harika 2 iplik, 3 iplik kumaşlar aldım ve muhteşem projelerim var. Kışın çok dolu dolu geçireceğiz. Bu sezonki videolarım biraz daha detay videosu olacak. Daha fazla bilgi içerecek ve daha fazla model uygulayacağız. Sizler bu sene çok fazla basit model istediğiniz için ben sizlere uygun olarak o şekilde ilerledim. Ama artık biraz daha artık bildiğinizi varsayarak bir tık daha üste çıkmayı planlıyorum. O tarz çok güzel videolarım gelecek. Yine şu şekilde kendim için diktiğim ipek saten bir ceketim vardı. Bu da çok şık. Şöyle toplantılara vesairelere o tarz şeylere gittiğim zaman giymeyi tercih ettiğim bir ceketim. Dediğim gibi hiç kullanmadığım bir şeyim yok. Ve son yayınladığım videolardan bir tanesi olan kaban video. Bunu da neredeyse her an üstümde görüyorsunuzdur sanırım. Hiç çıkarmıyorum. O kadar sevdim, o kadar kullanışlı ki. Kendi diktiğim için mi yoksa işte kumaşının güzelliğinden midir nedir, çok cezbediyor beni. Her şeyimle de uyuyor. Çünkü içinde işte kiremit rengi, krem rengi, siyah renk, her renk bulunuyor. Yani aslında bu sezonki renkler o kadar uygun ki o yüzden sürekli kullanıyorum. Ve şöyle kendinden aynı kumaştan bir kuşağı var. Ben çok severek kullanıyorum. Bazen şu şekilde yakasını açarak kullanıyorum. Bazen eğer hava soğuksa şöyle kapatarak kullanıyorum. Bu normalde tam bedene uygun bir kalıptı. Burada dergisinden çıkartmıştım bu kalıbı. Fakat daha salaş, daha böyle rahat bir görünüm olsun istediğim için 44 beden olarak uygulamıştım. Yine aynı kalıbı kullanarak çok farklı şeyler dikeceğiz. Yani aslında bir kaban kalıbı olmasına rağmen ben onu dönüştürerek farklı şekillere sokacağım ve farklı şeyler üreteceğiz. Nasıl değiştirdiğimizi, nasıl üstüne model uyguladığımızı da bu sayede görmüş olacaksınız aslında. Buradaki askıdakilerin sanırım tamamını gösterdim. Göstermediğim bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. Hemen sizlere mefruşatla ilgili yaptıklarımı da göstererek videomu tamamlamak istiyorum. Şu şekilde çeyizlik terlik torbası dikmiştim. Çok keyif alarak yaptığım şeylerden bir tanesi. Ben bunları saklıyorum. Ya oğlumun çeyizine kaldıracağım ya da birisinin çeyizine büyük ihtimalle hediye de edebilirim. Bu şekilde yaptığım şeyleri hediye etmeyi de seviyorum. Çünkü çok fazla şeyler üretiyorum. Bazen koyacak yer olmuyor, bazen bende fazlasıyla olmuş oluyor bu tarz ürünler. O yüzden böyle gittiğim yerlere hediye götürmeyi de seviyorum. Hatta çoğu kişiye ev hediyesi olarak yaptığım birçok şey var. Ama sizlerle paylaşmadım sanırım onları. Şu şekilde çok şık bir de zarf bohça deniliyor bunlara da. Şurada iğnesi var, hemen çıkaralım hızlıca onu. Böyle yine çeyizler için kullanılan güzel bir zarf bohçası dikmiştik sizlerle. Bu videoları da kanalda yine bulabilirsiniz. Ayrıca çeyizlik hurç videom da var. Şu şekilde dantelli kapitone kumaş kullandığım kumaş, merak edenler için söylemiş olayım. Çok güzel. Ben bunların hepsini dediğim gibi sakladım. Kesinlikle bunların kullanılacak yeri gelecekti. O yüzden zaten benim çeyizime de kendim dikmiştim bu tarz şeylerden. Bende bir sürü bulunuyor. Çokça var. O yüzden ya bunları dediğim gibi hediye edeceğim birine ya da benim oğluşumun çeyizine kalacak. Kıyamıyorum yaptığım şeylere, böyle gördükçe çok hoşuma gidiyor. Bunlar paketli olarak duruyor. Her an
lazım olabilirler diye. Ayrıca aklıma geldi, sadece kıyafet ya da mefruşatla ilgilenmedik. Bir de böyle bu tarz çantalar falan da yaptım ben. Çok hoşuma gitti bunlar. Bunu kullanıyorum ve yazın da daha güzel kombinleyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü daha böyle renkli, daha cafcaflı bir şekli var. Çok severek kullanıyorum. Çünkü tamamını kendim yaptım. Yani şuradaki tokasına varana kadar, açamadım. Şuradaki tokasına varana kadar kendim yaptım. Üzerindeki taşları kendim uyguladım. İşte kolunun takma yerini. Yani her şeyi tamamen benim elimden geçti. Sadece üst süslemesi olarak düşünmeyin. Yine bunun da videosunu kanalda bulabilirsiniz. Ayrıca video olarak yayınlamadığım ama eşim için diktiğim şöyle deriden, üstünde de göstermek istiyorum hemen sizlere. Şöyle bir önlük var. Bu şekilde böyle üzerimde görmüş olun. Bunu eşim için diktim. Bunun videosunu kanalda bulamayacaksınız. Ama Instagram hesabımda bulunuyor. Instagram hesabıma girerseniz orada öne çıkan kısım var ya, biliyorsunuzdur. Kanala, sayfaya girdiğiniz zaman hemen görürsünüz. Öne çıkanlar kısmında eşim için diktiğim bu önlük mevcut. Oradan story yapmıştım. Sonra sabitledim profilimi. İzleyebilirsiniz. Tek tek aşama aşama gösterdim nasıl yaptığımı. Bunun videosu da içeriği de Instagram hesabımda bulunuyor. Ayrıca Instagram hesabımı takip etmiyorsanız hala damat bohçası olarak Instagram'dan beni bulabilirsiniz. Oradaki ismim Esin Yavi Kocakuş olarak geçiyor. Yavi ne diye sorarsanız Yavilioğlu'ndan geliyor. Yani benim kızlık soyadım. Bu yüzden Esin Yavi Kocakuş olarak ararsanız hemen karşınıza çıkarım. Zaten fotoğraftan da beni tanıyabilirsiniz. Çok keyif alarak çektiğim bir video oldu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.